Herkese iyi akşamlar. Yine bir cuma akşamı birlikteyiz. Saat akşam 9. Bugün katılımcılarıma güzel sürprizlerim var. Güzel önerilerim olacak yine. Özellikle toptancı bulmakla alakalı. Biliyorsunuz dolar aldı başını gidiyor. Ben her yayın yaptığımda 1 lira fazla söylüyorum doları. Ne yazık ki şimdi 12 TL oldu. Ne yazık ki diyorum. Bu ülke ekonomisi için kötü ama biz dolar kazananlar için belki de bir fırsat. Bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor kesinlikle. Biz tabii kendi ekonomimizi, kendi gelirlerimizi korumak adına da hem e-ticarete hem de diğer dolar üzerinden yaptığımız tüm işlemlere her zaman yeşil ışık yakıyoruz ve bu işi daha fazla nasıl geliştiririz bunu düşünme derdindeyiz. Bu videoda biraz onun üzerine olacak aslında. Bulacağımız toptancıları daha ekonomik, Alibaba.com haricindeki toptancıları daha ekonomik nasıl buluruz? Ürünlerimizi daha uyguna nasıl mal ederiz? Daha uyguna mal ettiğimiz ürünleri de Amazon gibi bir platformda ya da farklı bir pazarda, hiç önemli değil neresi oldu, daha uyguna nasıl yaparız onu aslında öğrenmiş olacağız. Vereceğim fikirler size muhakkak belli bilgiler katacaktır diye düşünüyorum. Şimdi özellikle dropshipping'den bahsedelim. Dropshipping bana göre birinci aşamasını tamamladı, yani versiyon 1'i tamamladı ve ikinci versiyon, artık dropshipping 2.0 dediğimiz bir iş modeline doğru gidiliyor Amazon üzerinde. Hatta bununla alakalı da yakında bir video yapacağım Dropshipping 2.0 ile alakalı. O canlı yayında takip etmek için kanala mutlaka abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi biliyorsunuz özellikle şimdi Dropshipping'den şöyle bir bahsedelim. Dropshipping 1.0 neydi? Biz Amazon'dan ürünleri Amerika'dan alıyoruz, Kanada'ya kargoluyoruz. Yani Kanadalı müşteriye kargoluyoruz ya da Singapur ya da Birleşik Arap Emirlikleri, ama bizim ana kaynağımız neresiydi? Amazon'un kendisiydi. Amazon Amerika'ydı. Böylelikle ne oluyordu? Bütün oradaki kargolama süreçlerini, bütün operasyonel süreçleri Amazon'a yıkıyorduk ve tüm oradaki işlemleri Amazon bizim adımıza yapıyordu. Dropshipping 2.0 iş modelinde ise toptancılardan aldığımız ürünleri, tek tek alacağımız ürünleri Amazon'daki müşterimize kargolatmak üzerine kurulu. Bu biraz daha ekonomik ürün bulma yöntemi ve daha güvenli bir dropshipping yöntemi olarak algılayabilirsiniz bunu. Dediğim gibi bu konuya çok detaylı bir şekilde gelecek canlı yayınlarda değiniyor olacağım. Sadece şu an küçük bir giriş yapmak istedim. Şimdi toptancılardan ürün almak. Biliyorsunuz hem FBA iş modeli, yani FBA iş modelinden kastımız nedir? Amazon depolarına toplu ürün gönderme ve toplu gönderdiğimiz ürünleri Amazon aracılığıyla Amazon depolarından, Amazon tarafından kargolatacak şekilde satma. Bunun yanı sıra dropshipping'de de toptancı kullanabiliyoruz. Yine Çinli toptancıları kullanabiliyoruz ama şöyle bir durum var. Ne yazık ki toptancılar konusunda bunu özellikle söyleyeyim. Alibaba.com gibi bir platform üzerinden ürün aldığınız zaman, yani toptan bir ürün aldığınızda bu ürünleri bir ara depoya çekmek zorundasınız. Yani Amerika'da ya da farklı bir ülkede bir ara depoya koymak zorundasınız. Daha sonra bu ara depoya diyeceksiniz ki ben size Alibaba.com'dan işte toptan olarak almış olduğum 100 adet bu ürünü ayrıştırmanızı ve ben size kargo etiketlerini gönderdikçe de müşterime kargolamanızı istiyorum diyeceksiniz. Ne olacak? Ara depo her işlem için sizden bir bedel alacak ve belki paketleri karıştıracak, belki yanlış ürün gönderecek, belki sizin istediğiniz zamanda anlık müşteriye ürün gönderemediği için siz geç kargodan dolayı Amazon veya farklı e-ticaret platformundan ceza yiyeceksiniz. Böyle bir durum her zaman olasılık dahilinde. O yüzden benim önerim, benim tavsiyem, az sonra size göstereceğim yöntem ile toptancıdan aldığınız ürünleri ara depoya göndermeden ürünleri toptancıda bırakıp toptancının sizin adınıza ürünleri müşteriye kargolaması şu an en geçerli, en mantıklı yöntem olacaktır. Tabii ki bu az sonra göstereceğim toptancıları kullanırken de sadece dropshipping amacıyla değil, Amazon gibi ya da farklı bir e-ticaret platformunda Türkiye hariç e-ticaret platformlarında satacağınız ürünleri toptan daha uyguna ürün bulabileceksiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Evet, şimdi konumuza şöyle yavaş yavaş giriş yapalım. İnsanların mesela verilerin çok iyi konuştuğunu anlatabilirim size. Yani veriler, Google'daki aramalar özellikle insanların bir terime olan ilgisini gösteriyor. Ve e-ticaret etkinliğinin trendini bu veriler ispatlıyor. Şimdi toptan satış trendi artıyor. Yani çok hızlı artan bir toptan satış trendi bulunuyor. Hatta bunu da size ekranda şöyle göstereceğim. Evet. Şimdi buradaki toptan satış, şöyle kendimi aşağıya alayım. Şuradaki toptan satış trendini görebilirsiniz. Aşağıda bakın 10 Nisan 2021 tarihinde kırmızı olan çizgiler wholesale, yani toptancı arayışının arttığını gösteriyor. Bu trende girdiğini gösteriyor. Bu trendin yavaş yavaş wholesale arama teriminin, Google arama teriminin gitgide yukarıya doğru tırmandığını görüyoruz. Çünkü insanlar artık ürünleri toptan alma ihtiyacı hissediyor ve toptancılarla çalışmanın daha mantıklı olduğunu artık anlamış durumdalar ve bu trend gitgide yükseliyor. Şimdi dropshipping'in genel eğilimi son 5 yıldır gittikçe artıyordu. Ancak son 12 ayda bir düşüş eğilimine girdi. Bunu da bu tabloda görebiliyorsunuz zaten. Fakat toptan satışta dropshipping'e göre çok daha yüksek bir konumdaydı ve Nisan 2021'de keskin olarak bir artış gösterdi ve halen daha yükseliyor. Bu sonuçlara siz de Google'da erişebilirsiniz. Yani toptan satış fırsatı paha biçilemez bir şekilde artıyor. Şimdi toptan satışın 2021'de büyümesinin nedenlerinden bir tanesi de toptan satışın artılarının Covid-19'un etkisi altında mevcut pazarla mükemmel bir şekilde buluşmasıdır diyebiliriz. Yani daha uzun teslimat süresi, artan nakliye ücretleri bunlardan bir tanesi. Şimdi toptan satış modeliyle satıcılar belirsiz nakliye sürelerinden kaçınmak ve ürünün kontrolünü ele geçirmek için yerel bir depoya önceden stok yapmaları gerekiyordu ve hatta bir marka oluşturmak için de kendi ürünlerini özelleştirmesi gerekiyordu. Gerekiyordu derken aslında gerekiyor. Az sonra göstereceğim yöntemle tüm bu işlemleri tek bir çatı altında toplayabileceksiniz. Tek bir çatı altında hem stok, hem elleçleme, hem müşteriye kargolama işlemlerini tek bir çerçeve içerisinde gerçekleştirebileceksiniz. Şimdi bununla birlikte hem stoksuz satış hem de toptan satış iş modellerinin bazı eksiklikleri var bana göre. Dropshipping'in eksileri sadece yani bir paragrafta listelenmiştir diyebiliriz. Amazon politikalarında görebilirsiniz. Fakat bunları anlamak çok da zor değil iyice araştırdığınız zaman. Örnek veriyorum, İyi bir ön yatırımımızın olması gerekiyor. Bunun yanı sıra sınır ötesi ticaret bilgisi de gerekiyor. Çünkü ürünler bazen gümrükte takılabiliyor. Gümrükle alakalı sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Güvenilir bir tedarikçi bulmak için ciddi zaman harcıyorsunuz. Çünkü gerçekten günümüzde güvenilir bir tedarikçi, güvenilir bir toptancı bulmak hayli zor, çok kolay değil. Ve emtia satışında bir bekleyişle karşılaşırsanız, yani uzun süre satış yapamazsanız, yüksek para kaybetme riskiniz de her zaman oluyor ticaret içerisinde. Şimdi toptan satışın bu dezavantajları sebebiyle, yani özellikle sınır ötesi ticaretlerden bahsediyorum. Yani işte Amerika'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ürün satmak gibi ya da Çin'den aldığınız ürünü Amerika'ya göndermek gibi. Stoksuz satıştan oldukça daha yüksek avantajları var ama bu avantajın yanında dezavantajları da bulunuyor. Az sonra göstereceğim yöntemle de bu dezavantajları aslında avantaja çevirmiş oluyorsunuz. Şimdi toptan dropshipping ve toptan satışın, yani daha doğrusu toptan alımların tabii ki artıları ve eksileri de var. Şimdi artılarından bahsedecek olursak, özellikle toptan dropshipping'in artılarından bahsedecek olursak, şimdi Çin'de ürünleri tedarik etmek sadece tek bir seçeneğiniz değil. Yani sadece Çin'den tedarik etmiyorsunuz. Aynı zamanda dünya çapındaki, yani farklı ülkelerden, farklı yerlerden, örnek veriyorum Uzak Doğu'da işte Singapur'dan veya işte farklı bir ülkeden tedarik edebiliyorsunuz. Sadece Çin'le sınırlı kalmıyorsunuz toptan dropshipping'de. Yerel depoda hızlı teslimat süresi yaşayabiliyorsunuz. Çünkü toptan dropshipping için aldığınız toptan ürünleri yerel bir depoya yerleştirdiğinizde teslimat süreleriniz 24 saat, 3 gün, 7 gün artık oradaki size verilen süre neyse mümkün olan en hızlı şekilde teslim edebiliyorsunuz. Bu da bir avantaj oluyor tabii ki. Ve az sonra göstereceğim sistem ile ürünlerinizin üzerine özel baskı, ürünlerinize özel paketleme gibi hizmetler alıp envanterinizi kontrol altına alabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj. Ürün kalite kontrolü yaptırabiliyorsunuz ki Amazon bunu özellikle çok önemsiyor. dropshipping yaptığınızda, yani FBM, kendi deponuzdan ürünleri gönderdiğinizde ürünlere %100 hakim olmanızı ve kontrolün tamamen sizde olmasını istiyor ki özellikle ürünlerin üzerinde kendi etiketinizin olması da bir avantaj olarak size geri dönüyor. Bu da size tabii ki karşınıza mutlu bir müşteri çıkartıyor ve ürünlerinizi daha düşük maliyetle tedarik ettiğiniz için Çin'deki toptancılardan bu size avantaj haline geliyor. Şimdi kabaca şöyle toparlayacak olursak, yani kafanıza daha iyi yerleşmesi amacıyla siz Çin'den bir yerden ürünleri alıyorsunuz. Atıyorum şu çakmağı satın aldınız. Bundan ne kadar aldınız? 1 dolar aldınız. Kaç tane aldınız? 100 tane aldınız. Bunu hangi amaçla satacaksınız? İşte bir FBA, 2 dropshipping ya da işte kendi private label, kendi markanız. Nasıl sattığınızı çok fazla önemi yok. Yani çok bilinen bir terim olduğu için ben hep dropshipping üzerinden gidiyorum ama siz bunu kendi iş modelinize uyarlarsınız. Şimdi ben bu çakmağı yaklaşık 100 tanesini satın aldım Çin'den. Gönderdim bir depoya. Aslında bir depoya göndermiyorum. Sadece tedarikçiden alıyorum. Aldığım yer, yani Alibaba.com gibi bir platform, aldığım yer bu ürünleri benim için stokluyor, depoluyor. Sonra ne yapıyor? Bana soruyor, ne yapacaksın bu ürünleri diyor. Ben diyorum ki ben dropshipping yapacağım. Yani benim zaten Amazon'da ya da farklı bir platformda satış listelerim var. Ben bu ürünü zaten iyi sattığına inanıyorum. Dolayısıyla sipariş geldikçe ben bunları tek tek müşterimin adresine gönderilmesini istiyorum. Ama ne yapacaksın? O 100'lü koliyi, yani 100 tane ürünün birleştiği koliyi aç. Benim için ürünleri tek tek ayrıca paketle. Üzerine benim packing slibimi, yani paketimin Amazon'un bana vermiş olduğu slibi, bunun üzerine yapıştır. Hatta bir teşekkür kartı ekle. Bilmiyorum, siz bilirsiniz. Ya da hediye kartı ekle. Ve müşterime bu şekilde gönder. Ben sipariş talebini verdikçe müşterime gönder. Ve bunun bütün oluşan maliyetleri bu işi benim farklı bir yerde yaptığımdan çok çok daha ucuza, çok çok daha makul bir fiyata olsun dediğiniz zaman bunu sizin için gerçekleştiren sistemler var. Bunu da size birazdan gösteriyor olacağım. Şimdi dropshipping kesinlikle yapılabilir bir iş modeli. Yani tabii ki doğru bir şekilde yaptığınız zaman çok mantıklı. Bunun yanı sıra dropshipping haricinde sizin özellikle kendi markanızı yarattığınız, kendi markanızı oluşturduğunuzda, kendi markanızla yapacağınız satışlarda doğru tedarikçiyle çalışmanız çok önemli. Ne yazık ki piyasada çok fazla gereksiz ve çok fazla dolandırıcı, sizin paranızı gasp edecek ya da size iyi bir ürün gösterip sonrasında size kötü ürün verebilecek çok fazla kötü niyetli toptancı var. Kötü niyetli toptancıların tabii ki niyetini başta anlayamıyorsunuz. Alibaba.com'a girdiğiniz zaman diyorsunuz ki ya bu iyidir, hani iyi yorum almış, beni kandırmaz, ben burada mutlu mesut bir şekilde işlem yaparım diyorsunuz ama ne yazık ki öyle olmuyor. O yüzden toptancıların gerçekten çok kendini bilmez, sadece sizi kandırma amaçlı toptancı, ben toptancıyım diye ürün satan toptancılardan uzak durmak gerekiyor. Evet, şimdi arkadaşlarımız, bu arada moderatör arkadaşlarımız bir link paylaşıyor bu arada chat bölümünde. O linki tıklayıp o linkten üye olup bize e-mail attığınızda, ki bu arada chat bölümünü takip edin, size bu Mastermind eğitimini bir gün boyunca ücretsiz erişmenizi sağlayacağız. O yüzden sizden ricam, arkadaşlarımızın size gönderdiği link, chat bölümünden gönderdiği link veya benim mesajlarda sabitlediğim linke tıklayarak üye olduğunuz zaman o web sitesine, ki az sonra o web sitesini bahsedeceğim, o web sitesine üye olduğunuzda sizler bir günlük ücretsiz eğitime erişime hakkı kazanacaksınız. Bununla ilgili de zaten arkadaşlarımız dediğim gibi mesajlar bölümünde paylaşıyor. O linke tıklayıp üye olun ki, çünkü az sonra anlatacağım tüm konular bu link üzerine kurulu. O yüzden hemen tıklayıp üye olmanızı rica ediyorum. Evet, başlıyoruz. Şimdi CJ Dropshipping'i ekranda görüyorsunuz. Daha önce pek çok kez, pek çok platformda mutlaka görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Bir de benden görün ve duyun istedim. Çünkü CJ Dropshipping gerçekten de bu işi hakkıyla yapan bir platform. Baktığınız zaman şöyle, Türkçe dil seçeneği de yer alıyor. Buradan kendiniz Türkçe'yi seçtiğiniz zaman Türkçe dil seçeneğiyle de bu web sitesini kullanabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip bir web sitesi. Şimdi burada CJ Dropshipping'in özelliği şu. Size Alibaba.com'da olduğu gibi birçok ürünü karşınıza çıkartıyor. Toptan satın alabileceğiniz ürünleri karşınıza çıkartıyor. Örnek veriyorum, sebze doğrayıcıdan başlayalım. Sebze doğrayıcıyı şöyle karşımıza alıp birlikte inceleyelim fiyatlarını ve bunları nasıl toptan bir şekilde satın alabiliriz, hem dropshipping için hem private label kendi markamız için nasıl kullanırız bu ürünleri birlikte bakalım. Şimdi $1.70 olarak bir fiyat veriyor bu sebze kesici için. Tedarikçi de Heyang Industrial diye bir firma, bir endüstri firmasıymış. Şimdi diyor ki bu ürün Amerika deposunda var diyor. Bakın burası çok önemli. Yani daha önce toptancılarla çalıştıysanız, Alibaba.com gibi bir toptancıyla çalıştıysanız bunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Bu ürün $1.7 yani 1.70'e satılan bu ürünü Amerika depoları, Çin depoları ya da Endonezya depolarından satın alabiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Ben bu ürünü Amerika depolarından satın alırsam, mesela seçtim ürünü, Amerika deposu dedim. Amerika deposundan satın alırsam CJ Dropshipping bu ürünü satın aldıktan sonra Amerika'daki depolarında benim için muhafaza edecek. Ve sonrasında ben bu ürünü istersem 100 tane aldım diyelim ki 100 tane ürünü dilersem Amazon'a kargolarım. Amerika'dan Amerika'ya daha ucuza mal olur kargo ücreti. İstersem de CJ Dropshipping'e derim ki bu ürünleri benim için tut, benim için sakla. Ben Amazon'da FBM yapıyorum, dropshipping yapıyorum. Sipariş geldikçe ben sana tek tek kargolaman için kargo etiketlerini vereceğim ve bu ürünleri tek tek benim adıma müşterime kargola diyebilirim. CJ Dropshipping bu fırsatı bana veriyor. Şimdi nakliye, hangi kargoyu kullanmak istiyorsun? İşte Amerika, USA dedik. USPS dedik. Yani Amerika içerisine kargoladım. Yani Amerika'dan Amerika'ya kargolanacak. Kargo ne kadar? İşte $14 kargo yazıyor. Şimdi ben tabii burada adet seçmem gerekiyor. Mesela 100 adet dedim. Şöyle 50 adet diyelim. 50 adet dedim. Toplam fiyatımız ne oldu? Nakliye maliyeti üzerine eklendiği zaman $129 oldu. Ya da 100 diyelim, hesaplamamız kolay olsun. Kafamız karışmasın. Ne oldu? 184 ila $200 arası dedi. Baktığınız zaman birim fiyatımız $1.7'dan nereye çıktı? Nakliye fiyatı eklendiği için $1.8 ila $2 arasına gelmiş oldu. Şimdi şöyle düşünün, biz bu ürünü Alibaba.com'dan satın alsaydık, Çin'den satın alsaydık, bu ürün $1.7 olsaydı Çin'de, ki muhtemelen Alibaba.com'da da benzer fiyatlara satılıyordur. Çin'den Amerika'ya gideceği için ödeyeceğimiz kargo ücreti neredeyse ürün fiyatından fazla olacaktı. Bunu deneyimlemiş olan arkadaşlarımız muhakkak vardır ki biz de sürekli bu işi yaptığımız için ben çok fazla karşılaşıyorum. Genelde ben bu ürüne $170 ödüyorsam eğer 100 tanesine, Çin'den Amerika'ya kargosu da aşağı yukarı $250-300 bulabiliyordu. Ama şimdi gönderim yeri, yani Amerika deposunda bu ürün yer aldığı için ve ben nakliyesini Amerika içerisine göndereceksin diye seçtiğim için nakliye ücreti böyle $300-400 değil de $14-30 civarına gelmiş oldu. Ve ben Amerika'da toptancı bulma derdine düşmedim. Birazdan neden düşmediğimi de anlatacağım. Ve bu ürün Amerika'daki herhangi bir depoya bu fiyata, yani işte $200 ortalama, $180-200 arasına kargolanmış olacak. Bu gerçekten muazzam bir şey. Çünkü dediğim gibi Çin'de toptancılarla daha önce çalışmış olan, Çin'den Amerika'ya, Kanada'ya ürün yollatmış olan kişiler bunu fazlasıyla geçmişte deneyimlemiştir. Şimdi bakalım CJ Dropshipping nedir? Ben şimdi bu hesabı yeni oluşturdum size göstermem için. CJ Dropshipping'in şu paneline girdiğiniz zaman, yani şuradaki yönetici paneline girdiğiniz zaman karşınızda Türkçe, bu arada ana sayfadan İngilizce Türkçe'ye çevirmezseniz burası İngilizce geliyor. Türkçe panelde görüyorsunuz. Burada ürün fotoğrafları dahi çektirebiliyorsunuz. Yani CJ Dropshipping'e diyorsunuz ki benim envanterimde bu ürünler var. Bu ürünlerimin fotoğraflarını benim için çek. Niye? Çünkü ben bu ürünleri Shopify'da satacağım veya işte Amazon'da satacağım veya Walmart veya eBay veya AliExpress. Nerede sattığınızın çok önemi yok. Ama elinizde fotoğraf yok. Siz sadece burada geldiniz, bu soğan doğrayıcıyı aldınız. Elinizde böyle çok profesyonel olmayan fotoğraflar var. Diyorsunuz ki benim için fotoğrafları çek, ben bunu sıfırdan listeleyeceğim diyebilirsiniz. Burada mesela özel paketleme talepleri, mesela özel paketleme bölümünde özel paketleme taleplerinde bulunabiliyorsunuz. Ürünün paketlerini bir işte hediye kartı veya karton veya bir farklı bir etiketle, kağıt torbayla şekillendirebiliyorsunuz. Tabii ki burada çok fazla seçenek var. Yani siz ürününüzü şöyle bir poşet içerisine koymak istiyorsunuz. Mesela tırnak makası satıyorsunuz, örnek veriyorum, küçük bir ürün. Böyle bir çanta içerisine koyabilirsiniz. Bunun maliyetleri 0.11-0.24 demiş mesela ürün başına. Bu gibi özelleştirmelerde bulunabiliyorsunuz. Bu size ne katıyor? Hız kazandırıyor bir kere. Çünkü çok önemli. Ben toptancıdan ürün alacağım. Ürünü aldığım toptancı benim için ürünleri depolayacak. ve istediğim gibi paketleyecek, istediğim gibi paket tasarımını benim için değiştirecek ve ben de bu sayede ürünü herhangi bir ara depoya çekme derdine düşmeden bütün işlemlerimi tek bir pencerede, tek bir yerde halletmiş olacağım. Bu benim için gerçekten muazzam bir şey. Bu arada CJ Dropshipping'e üye olmak için dediğim gibi arkadaşlarımız chat bölümünden bir link paylaşıyorlar. O linke tıklayarak eğer üye olursanız, üye olduktan sonra kullanıcı adınızı bize e-mail ile gönderirseniz Mastermind eğitimine, benim eğitimime bir günlük bir erişim sağlıyorsunuz. Bedel, ücret ödemiyorsunuz. O yüzden arkadaşlarımızın chat bölümünden paylaştığı link üzerinden üye olmanızı, üye olduktan sonra kullanıcı adınızı bize mail ile iletmenizi rica ediyorum. Sonrasında size ücretsiz eğitiminiz tanımlanacaktır. Dolayısıyla burada öğrendiğiniz pek çok şeyi de oradaki eğitimle bağdaştırmış olacaksınız. Şimdi ambalajlama işlemlerinden bahsetmiştik. Şimdi baskı işleri yapıyorlar. Örnek veriyorum. Mesela şöyle gelelim. Kendin tasarla diye bir bölüm var. Şimdi burada kendin tasarla bölümünde siz dilediğiniz bir tasarımı burada oluşturabiliyorsunuz. Yani paket tasarımından bahsediyorum. Bakın bu çok önemli. Daha önce benzeri işleri yapmışlar. Daha önce böyle Alibaba'da ürün yaptırıp daha sonra ona özel paket yaptırmış olan kişiler bunu çok iyi anlayacaktır, bunun kıymetini. Bu işler çok kolay değil. Yani siz gidiyorsunuz, özel bir tasarımcı buluyorsunuz. Sonra ambalaj tasarımı yaptırıyorsunuz. Farklı bir yerde Çin'deki depodan alıyorsunuz ürünü. Çin'deki başka bir işte matbaanın adresine yollatıyorsunuz. Orada ürünleri paketletiyorsunuz falan derken ürünler Amerika'ya gidiyor. 1 liralık ürün oldu 15 lira. Ama hiç gerek yok. Ne oldu? Ben CJ Dropshipping üzerinden toptancı kaynağından ürünleri buldum. CJ Dropshipping'in lojistik merkezine ürünleri getirttirdim. Bakın hepsi aynı pencerede ve aynı yerde oluyor. Ve buradan sürükle bırak teknolojisiyle ürünüme ambalaj yaptım. Ve yaptığım ambalajla ne oldu? Ürünüm bana özel markayla, bana özel ambalajla tasarlanmış ve hazırlanmış oldu. Bu gerçekten muazzam. Şimdi burayı anladınız diye düşünüyorum. Biraz kurcalayın. Çok da kolay. O kadar zor değil. Size göstermek istediğim farklı bir şey daha var. Onu da hemen göstermek istiyorum. Daha sonra işin detaylarına biraz daha gireceğim. Şimdi şu benim CJ'im, My CJ bölümüne geldikten sonra burada arkadaşlar siz hemen şöyle göstereyim. Siparişlerinizi, yani mağazanızı buraya bağlayarak, mesela Shopify mağazanızı CJ Dropshipping'e bağlayarak mağazanızdan gelen siparişleri burada ürünleri birbirlerine bağlayabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Shopify'da ben diyeyim ki bir satış yapıyorum veya farklı platformda, ki hangi platformlar olduğunu şurada size göstereyim. Bakın Shopify, eBay, WooCommerce. Hatta şunu ben İngilizce yapayım en iyisi. Biraz çünkü dil Türkçe olunca bazı terimler çok garip olabiliyor. Shopify, eBay, WooCommerce, ShipStation, işte Lazada, Etsy. Başka ne var? Magento, Wix var, BigCommerce var, PrestaShop var ki burada bence Etsy çok parlayan bir bölüm. Onun dışında Shopify çok parlıyor gözümüzde. Şimdi Etsy, Shopify bunlar önemli. Amazon entegrasyonu yok ne yazık ki. Amazon Dropshipping ya da FBM siparişlerinizi manuel burada yapmak zorundasınız ama bir Shopify'da satış yapıyorsanız ya da Etsy'de satış yapıyorsanız mağazanızı bağlıyorsunuz burada. Bütün mağazanızı buradan bağlıyorsunuz. Mağazanızı bağladıktan sonra, hatta şöyle İngilizce yapayım. Mağazanızı bağladıktan sonra arkadaşlar siparişiniz geldi mi müşteri tarafından? Gelen siparişinizi hemen CJ Dropshipping paketliyor. Müşterinize kargoluyor sizin adınıza. Yani buradaki operasyonda kendisi hallediyor. Hangi ürünü kargoluyor? Sizin özel tasarım yaptırdığınız, ambalajınızı kendi tasarladığınız, içine teşekkür kartı koydurduğunuz. Yani bütün işlemleri tek bu pencere içerisinden yapmış olduğunuz o CJ Dropshipping sizin mağazanıza sipariş geldiği zaman müşterilere anında hemen kargo yapıyor. Bu gerçekten de işe yarayan bir durum. Murat Bey demiş ki markalı ürün bulmamız da mümkün müdür bu toptancılardan? Hayır Murat Bey, markalı ürün bulamazsınız. Burada bulacağınız ürünler bizim private label dediğimiz, yani markasız ürünler. Sadece sizin markanızla veya dropshipping yapıyorsanız eğer marka tescili olmayan, markası belli olmayan ürünlerinizin ürettirilmesi konusunda burada çalışabilirsiniz. Zaten Alibaba.com'la çalışıyorsanız, Alibaba.com'dan ürün ürettiriyorsanız CJ Dropshipping'de kesinlikle çalışmanızı öneririm. Bu gerçekten büyük bir etki yaratacaktır. Evet, şöyle bakalım. Herkes maili nereye göndereceğiz diye yazmış ama arkadaşlarımız chat bölümünden paylaşıyor. Onların mesajlarını okuyabilirsiniz. Arkadaşlarımızın paylaşmış olduğu linki üye olduktan sonra help@tuger.us e-posta adresine kullanıcı adınızı mail olarak gönderirseniz 24 saatliğine eğitim içeriklerini size ücretsiz tanımlayacağız. O yüzden arkadaşlarımızın paylaştığı, hatta benim sohbet bölümünün en tepesine sabitlediğim bir tane link var. O linke tıklayarak bir kullanıcı hesabı açın. Kullanıcı hesabını açtıktan sonra kullanıcı adınızı bize e-mail ile help@tuger.us'ye gönderin. Biz de hemen size ücretsiz eğitiminizi tanımlayalım. Şimdi Murat Bey demiş ki benim Çin'de telefon toptancım var. O da sürekli elektrik kesintileri oluyor ve bu yüzden fiyatlar çok yükselecek dedi. Ne kadar artar bilemiyorum demiş. Şimdi Murat Bey, CJ Dropshipping'de de aynı ürünü aratın. Yani aynı ürün var mı bir bakın. Eğer aynı ürün varsa hiç bence toptancıyla uğraşmayın. Direkt olarak buradan kendiniz ürününüzü alın ve buradan tedarik edin. Şimdi diyelim ki çok da güzel bir soru aslında. Ben şimdi bu soruya size ekran paylaşımlı cevap vereceğim. Diyelim ki ürününüzü cjdropshipping.com'da bulamadınız. Yani birebir aynı ürünü bulamadınız. Toptancı kaynağını bulamadınız. Şimdi burada MyCJ, yani panele girdikten sonra size link olarak paylaştığımız linke tıklayıp üye olduktan sonra buradaki sourcing kaynaklar bölümüne giriyorsunuz. Burada post sourcing request butonu var. Bu nedir? Ben talepte bulunuyorum demek. Yani mesela ben şu ürünü bulmanızı istiyorum. Ben hangi kategoride bu ürün? İşte sports and outdoor kategorisinde. Ürünümün title'ı ne? İşte atıyorum shoes mesela. Ürünümün fotoğrafı bu. Sonra bunu submit ettiğim zaman hemen şöyle göstereyim. Şöyle individual product. Buradan fotoğrafını yükledik. Kategoriyi seçtik. Ürünümüzün ismini yazdık. Burada hedef fiyatımı koyuyorum. Diyorum ki ya ben bu ürünü, mesela ben şu ürünü arattırmışım daha önceden. Ben bu ürünü normalde toptancımda 20 dolara tedarik ediyorum ama hem ucuza bulmak istiyorum. Atıyorum 15 dolara bulmak istiyorum. Hem de bu ürünü ben Çin'den almak istemiyorum. Ya ben bu ürünü Amerika'da bir toptancıdan bulmak istiyorum. Buradan United States seçiyorum. Amerika'yı seçiyorum. Bu ne demek? Ben bu ürünü, işte shoes ürününü attım şu an. Fotoğrafını buraya yükledim. Tanesini 15 dolara Amerika'daki bir toptancıdan bulmak istiyorum diyorum. Şimdi ben şunu işaretliyorum. Ben bu ürünü toplu satın alacağım. Yani Amazon depolarına işte 1000 tane göndereceğim, 500 tane göndereceğim. Toplu satın alacağım veya dropshipping yapma amacıyla satın alacağım. Evet, yine 100 tane alacağım belki ama burada CJ Dropshipping'in, yani bu platformun deposunda ürünü bırakacağım. Sipariş geldikçe CJ Dropshipping'in Amazon'a, eBay'e, Etsy'e, artık nerede satış yapıyorsam oraya benim adıma kargolamasını isteyeceğim. O yüzden burada hangi metotla iş yapıyorsanız seçmeniz gerekiyor. Mesela kaç adet alacağım? Ben 100 tane almak istiyorum. Ve sourcing URL. Yani sizin şu an mesela az önce sormuştu ya, kim sormuştu? Murat Bey sormuştu. Benim toptancım var demişti. Sürekli elektrik kesintisi oluyor toptancımda demişti. Tamam, benim toptancım varsa ben de toptancımın web adresini ya da o ürüne ait adresini buraya yapıştırırım. Ve buraya özel isteklerimi yazarım description bölümüne. Derim ki İşte ipliklerinin siyah olmasını istiyorum. Şu kadar milimetre kalınlıkta olmasını istiyorum. Artık siz toptancıyla nasıl çalışıyorsanız, orada nasıl bir düzeniniz varsa Murat Bey, tüm detaylı bir şekilde isteklerinizi yazıp submit ettiğiniz zaman ortalama 24 saat, 2 gün belli bir süre içerisinde talebiniz burada incelenmeye başlıyor ve sonra size fail ya da approve uyarısı geliyor, mesajı geliyor. Bazen fail de olabiliyor. Mesela ben ne istemişim de fail olmuş. Ben şuradaki ürünün, hemen tıklayalım hangi ürünmüş. Şuradaki ürünün aynısını bulmak istemişim. Bu bir yapboz. Bu yapboz ürünün aynısını, toptancısını bulmak istemişim. Niye? Bu ürün çünkü çok satıyormuş. Ama bulamamışım. Her ürünü sonuçta bulamayabilirsiniz. Çok da zor bir ürünmüş. Ve dolayısıyla burada bana fail demiş. Tabii ben ürünün kaynağını İngiltere demişim. Çünkü ben bakın Amazon İngiltere'de satış yapıyorum. Amazon Co. UK'de satış yapıyorum. Dolayısıyla burada United Kingdom'da, yani İngiltere'de bu toptancıyı bulmak istediğimi belirtmişim. Ne olduğunu yazmışım description'a ve bana fail gelmiş. Neden fail gelmiş onu da söyleyeyim. benim istediğim adetler az gelmiş onlara. Ben herhalde 50 tane mi 100 tane mi öyle bir şey istemiştim. Minimum order pardon. Ben çok istemişim. Daha az mı veriyorlarmış? Evet. Gibi. Yani burada taleplerinize red geldiği zaman, talebinize red geldikten sonra yeni bir post sourcing request diyerek taleplerinizi buraya girebilirsiniz. Tabii ki mesela Taobao'dan, 1688.com'dan, AliExpress'ten veya Alibaba.com'dan bulacağınız ürünlerin buradaki URL'lerini, adreslerini buraya sourcing URL bölümüne yapıştırıp talepte bulunmanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü toptancı bulmaları çok daha mümkün oluyor. Dediğim gibi bu arada e-ticaret eğitimlerimize ücretsiz katılmak istiyorsanız da lütfen sizden ricam benim buradaki chat bölümüne, sohbet bölümüne sabitlediğim bir mesaj var. Orada bir web adresi var. O web adresine tıklayın ki aynı adresi arkadaşlarımız chat bölümünden de paylaşıyor. Çıkan sayfada üyelik yapın. Üyelik yaptıktan sonra kullanıcı adınızı bize help@tuger.us'e mail olarak gönderirseniz eğitimlerimiz 24 saatliğine size ücretsiz olarak açılacaktır. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Ben şimdi sorularınızı cevaplayacağım. Daha sonra yayınımızın da sonuna geliyor olacağız. Ben FBA olarak ilk defa ürün gönderdim ama dropshipping de yapmak istiyorum. Sizin aylık 70 dolarlık eğitiminizi alsam ne zaman dropshipping yapabilirim demişsiniz Tayyip Bey. Bilmiyorum yani sizin ne zaman eğitimleri bitirirseniz öyle söyleyeyim. 3000 dolarlık sermaye ile private label yani özel marka yapacak olsanız başlangıç için hangi pazarı seçersiniz? Hangi pazar derken herhalde kategoriden bahsediyorsunuz. Ben sports, outdoors, termometre veya benzer ürünleri seçerim. 3000 dolar sermaye private label'da. Biraz daha hareketli ama rekabetin de orta şekerli olduğu kategorileri seçmeyi tercih ediyorum ben. Başlangıç sermayesi Ünal Bey yani 2000 dolar 3000 dolar olabilir. Yani bu size kalmış tabii ki ama lansman yapacaksanız yani marketing ve pazarlamaya para harcayacaksanız en az 25-30 bin dolarınız olması gerekiyor eğer kendi markanızı satıyorsanız. Eğer kendi markanızı satmıyorsanız işte arbitraj yapıyorsanız yani zaten var olan bir ürüne listesine girip FBA metoduyla Amazon depolarına toptan ürün göndererek satış yapacaksanız o zaman çok büyük sermayeye ihtiyacınız yok. Malı alacak kadar paranız olsa yeterli. Tıpkı dropshipping'de olduğu gibi dropshipping'de de mal alacak kadar paranız olsa yeterli oluyor. Merhaba Selin Hanım. Demiş ki Türkiye'deki şirketimizden direkt olarak Amerika, Kanada ya da Avustralya'ya ürün satmak mantıklı mı? İade olduğunda ne yapmak gerekir? Yani deposuz çalışmak istiyorsak iade ve ürün kategorisi hakkında tavsiyeniz nedir? Şimdi Türkiye'ye iade çok saçma olur. Çünkü Türkiye'ye gelecek her ürünün gümrük vergisi çıkacaktır. Bu da size çok büyük külfet doğurur. O yüzden Türkiye'den o ülkelere satılan ürünler bir kere gitti mi artık bir daha gelmeyecek olarak düşünebilirsiniz. İade için mecburen deposuz çalışamazsınız. Bir ara depoyla çalışmanızı öneririm. Amerika'da, işte Kanada'da ya da Avustralya'da çalıştığınız yerde bir ara depo tutmanız ve o depodaki adresi de iade adresi olarak Amazon'a girmenizi öneririm. İadeler geldikçe de o adrese Amazon tarafından gönderilir. Bu en mantıklı bir harekettir. Amazon gibi pazar yerlerinde Alibaba'dan aldığımız private label ürünün faturasını pazar yerinde kullanarak kendimize sabitleyebiliyor muyuz? Şimdi private label ürünün faturasını almak çok değerli, kıymetli bir hamle değil. Çünkü oradaki ürünün markasını kendi üzerinize tescil ettirmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Tabii ki hani markanın ürünün faturası elinizde olsun. O ayrı bir şey ama o ürünün faturası olması tek başına private label bir ürünü size ait olduğunu ispatlamaz. O ürünün size ait olduğunu ispatının en güzeli o markayı tescil ettirmektir Amerika'da. Tescil ettikten sonra zaten o ürünün size ait olduğu artık Amazon tarafından da onaylanmış olur. Adem Bey demiş ki Shopify'da tekstil üzerine bir mağaza kurmak istiyorum. Sizce satış yapabilir miyim? Yapabilirsiniz tabii ki. Shopify'da güzel bir platform. CJ'den aldığım bir ürünü Amazon'a gönderdim ama bir fotoğrafta kabartma marka yazmış. Diğerleri birebir aynısı ürünün markasız. Title ve description kısmına no brand diye yazdım ama 10+ sattım Kanada'ya sıkıntı olur mu? Sonuç tam anlamadım. Kabartma marka yazmış derken ürünün üzerinde başka bir marka mı yazıyor? Yani eğer sattığınız listedeki ürün tescilli bir marka değilse, bilindik bir marka değilse siz dolayısıyla o fotoğraflarda görünen farklı bir ürün göndermediyseniz bir sıkıntı olmayacaktır. Amerika'daki listemde bir varyasyonun kapatılıp açıldı fakat kategori kayboldu. Bu durumu defalarca case açmama rağmen bir şey olmadı. Bu durumu nasıl çözebilirim? Best seller ranki yok. Yani bu durumu Amazon'la çözmeniz gerekiyor. Bunun çünkü varyasyon kapatılmasının sebebi kategorinin kapanması mı yoksa başka bir sebep mi ki anladığım kadarıyla kategorinin kapanmasıyla alakalı bir şey ama Amazon'da da çok kolay kolay kategori kapanmaz. Yani detayları paylaşmanız gerekiyor Özlem Hanım. Yani neden case açtınız, case'inize ne cevap verdi Amazon? Hani kategori kapandı o yüzden mi listenizi kaldırdık dedi veya başka bir sebep mi? Detay verirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Üründe kimyasallar buldular demiş. Evet yani o yüzden kapatmıştır zaten. Hakan Bey demiş ki yayının başında Çin'de uygun toptan bulma yöntemi yazıyor. Bu konu anlatıldı mı ben mi kaçırdım? Hakan Bey anlattık. Yani yaklaşık 36 dakika oldu. Bir 32-33 dakika bundan bahsettim. Kaçırdıysanız sorun değil. Video YouTube'da kayıtlı olacak zaten. Kayıtlı video bölümünden izleyebilirsiniz. Canlı yayınlar bölümünden. Birazdan 5-10 dakika sonra zaten yayınımız bittikten sonra hemen izleyebilirsiniz. Evet farklı sorularınız var mı diye bakıyorum. Bakarken tabii ki size bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Başta da söylediğim gibi arkadaşlarımızın paylaşmış olduğu bir link var. Aynı zamanda ben bu linki mesajlar bölümüne sabitledim. Chat bölümüne sabitledim. O link üzerinden kayıt olup kullanıcı adınızı bize mail atarsanız help@tuger.us'ye Mastermind eğitimine bir günlük ücretsiz erişim hakkı sağlayacaksınız. Hem bu siteye kayıt olmuş olacaksınız hem eğitime sahip olmuş olacaksınız. Dolayısıyla ne olacak? Orada yapacağınız işlemleri öğrenmenin kaynağına da bedel ödemeden sahip olmuş olacaksınız. Bu güzel bir fırsat. Canlı yayın günleri nedir Tuğer Bey diye sormuş Barış Bey. Salı ve Cuma günleri akşam 9'da yayınlanıyor. Her salı ve her cuma akşam 9'da canlı yayınlarımız yayınlanıyor. Salı günleri bazen 10'a kayabiliyor ama genellikle akşam 9'da olduğunu söyleyebilirim. Evet bakalım farklı bir şey mi var? Bu satış şekli dropshipping için daha güvenli kalıyor o zaman galiba. Ne tarz riskleri olur Tuğer Bey demiş Ünal Bey. Şimdi CJ Dropshipping üzerinden yapılan dropshipping yani dropshipping iş modeli yani toptan dropshipping diyoruz biz buna. Wholesale dropshipping diye hatta Google'da aratabilirsiniz. Hiçbir riski yok. Sadece sattığınız ürünün aldığınız toptancıdan aldığınız ürünle birebir aynı ürün olması gerekiyor. Farklı bir ürün olmaması gerekiyor. Burada uyuşmazlıklar, benzersizlikler vesaire bunlar size hep problem olarak geri dönecektir. Evet arkadaşlar dolar 12 lira oldu. Ne yazık ki hani ekonomimiz için kötü ama bizim için belki bir avantaj olabilir. Çünkü biz dolar kazanıyoruz, dolar harcıyoruz ve dolarla işimizi yapıyoruz. Dolar kazandığımız parayı da TL olarak harcıyoruz Türkiye'de. Bu bir avantajdır. Bunu bir avantaja çevirmek de sizin elinizde. Buradaki hani Türk lirasının değer kaybedişini kendimize olumsuz olarak yansımasını istemiyorsak dolar üzerinden yapacağımız ticaretleri artırmamız gerekiyor. Bu konuda göze açık olmamız gerekiyor. Öncü olmamız gerekiyor. Kendi hayatını, kendi düzenini tamamen dolar kazanma endeksi olarak ayarlayan kişiler hem bugün hem gelecekte her zaman kazanacaklar. Çünkü bizim paramızın, Türk lirasının değeri ne yazık ki çok değer kaybediyor ve değer kaybedecek. Hiçbir zaman dolar işte 10 liraya 11 liraya çıktığında çok büyük düşüşler yaşamadı tarih boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca. O yüzden ben çok fazla geri geleceğini düşünmüyorum. Yani her şey siyasi anlamda veya işte ekonomik anlamda her şey mükemmel olsa bile doların gelebileceği en iyi yer bence 8,5-9 seviyeleri olacaktır yine. Bu bile çok fazla aslında bizim paramızın değerinin kaybolması için. Dolayısıyla önerim daha fazla iş yapalım, daha fazla dolar kazanmak için hamle yapalım. Alırken kazanalım ki bu videonun konusu toptancılardı. Alırken kazanmaktı. Alırken kazanalım. Bu çok önemli. Eğer alırken kazanıyorsanız satarken de kazanırsınız. Ama alırken kaybederseniz satarken asla mantıklı bir hareket yapmış olmazsınız. Çünkü gerçekten de yani iş yapmak çok zor, çok kolay değil. Para kazanmak da kolay değil. elimizde bazen ürünler kalabiliyor. Yani ben çok yaşadım yani 1000 tane geçen demir çubuk aldım mesela, işte şey bahçe çiti aldım 1000 tane. Amazon Kanada depolarına gönderecektim. Bir sıkıntı yaşadım kargo ile, gümrükle alakalı. Ürünler depoya geri gitti. İşte Çin'e geri gitti. Sonra ne oldu? Ürünleri bir daha çıkartmak istemedim. Çöpe atın dedim ve orada ürünü ödemiş olduğum $2000 çöpe gitti. Yani $2000 da az para değil. Yaklaşık 30.000 TL'ye tekabül ediyor. Çöpe gitti ne yazık ki. Yani kötü bir deneyim oldu. Ama şöyle bir şey de var, onu da belirtmekte mahsur görmüyorum. CJ Dropshipping üzerinde toptan satın aldığınız ürünler, benzeri benim yaşadığım gibi problem yaşarsanız eğer, ürünler çöpe gitmiyor. Ürünleri direkt olarak CJ Dropshipping'e al bunu benim için toptan olarak başkasına sat diyebiliyorsunuz. Ürünler elinizde kalmadan, siz çok büyük bir zarar etmeden de gerçekten de ürünleri sizin adınıza elden çıkartıyorlar. CJ Dropshipping'in böyle bir avantajı var. Alibaba'da böyle bir şey yok. Ben mesela Alibaba'dan aldığım ürünlerde depoya geri dönme, işte Çinli'ye geri dönen ürünlerde Alibaba'ya diyorum ki ya Çinli ürünü geri alsın, bana paramı geri ver. Orada inisiyatifi Çinli'ye bırakıyor. Çinli eğer bana paramı geri vermek istemiyorsa, ürünü geri almak, iade almak istemiyorsa paramı geri vermiyor. Ama CJ Dropshipping'de öyle değil. CJ Dropshipping gerçekten de bu konuda çok iyi, çok iyimser ve gerçekten de iş yapılabilir bir platform. Evet, anlatacaklarım bu kadar. $3000 bir para ile private label mi yoksa dropshipping mi diye sormuş Ahmet Bey. Private label için $3000 çok düşük bir para Ahmet Bey. Yani çünkü bunun lansmanına için biz bile zaten $25-30 bin para harcamanız gerekiyor. Yani lansman için $25-30 bin harcayacaksınız. Mala hadi $3000 verdiniz, kargo dahil hallettiniz ama marketingi yapmadıktan sonra, lansmanı, reklamı, işte oradaki tanıtımı, giveaway'leri yapmadıktan sonra hiçbir kıymeti kalmıyor. İstiyorsanız altın satın Amazon'da. Yani ucuza altın satın, yine de kimse bu göremeyeceği için almayacaktır. Amazon'da çünkü görünürlülük önemli. Ürününüzü insanlara göstermek önemli. O yüzden çok bir kıymeti yok. Ben dropshipping ya da arbitraj öneriyorum sizin için Ahmet Bey. $3000'lık sermaye ile. Arbitraj bir tık daha mantıklı olabilir. Ya da işte %70'ini, %60'ını arbitraja ayırıp %40 ile dropshipping yapabilirsiniz. En azından paranızı böyle çevirmiş olabilirsiniz. Türkiye'den almak varken neden Çin'den alıyoruz demiş Çağlar Bey. Türkiye'den nereden alacağız Çağlar Bey? Türkiye'de ürün yok ki. Yani var ama çok kısıtlı ürün var. Çin gibi bir ülkede her şey üretilebiliyorken, her şey varken Türkiye'de çok kısıtlı bir ürün yelpazesi var. Gerçekten çok fazla ürün yok ve kaldı ki Türkiye'den aldığınız, diyelim ki Türkiye'de ne üretiliyor? Ayakkabı üretiliyor. Türkiye'den aldığınız ayakkabıyı buradan Amerika'ya ne kadara kargolayacaksınız? Yani tek tek kargolayabilecek misiniz ya da dropshipping yapıyorsunuz? Çok pahalı. Yani Türkiye'den yurt dışına kargolar inanılmaz pahalı. Yani 60-40-40 kolinin yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki bir kolinin Türkiye'den Amerika'ya kargo fiyatı $150. Euro ya da $150, €150. Yani çok da mantıklı değil. Az önce videonun ortalarında göstermiş olduğum üründen mesela 100 tane aldığınız zaman kargo ücreti Amerika içi olduğu için işte $20, $25 çok büyük bir para değil. Ama Türkiye'den aldığınız ürünleri ne yazık ki yurt dışına kargolarken çok büyük paralar isteniyor. Bu da gerçekten can sıkıyor. Bir soru daha gelmiş. Package herhalde AliExpress'ten bahsediyorsunuz. AliExpress standart shipping arasında kaç gün oynar? Çok fazla süre oynamaz Kahraman Bey. Hatta AliExpress standart shipping daha çok tercih edilebiliyor. Tabii ki oradaki satıcının vermiş olduğu günleri de takip edin. Package mesela Kanada'ya gönderirken çok mantıklı olabiliyor. Kanada'ya yaklaşık 2 haftada gidiyor. Ama işte AliExpress standart shipping'de aşağı yukarı benzer sürelerde gidiyor diyebilirim. Yine satıcıya sormanızı öneririm. Evet, çok teşekkürler katıldığınız için. Başta da söylediğim gibi benim sohbet bölümüne sabitlemiş olduğum linke tıklayın, üye olun, kullanıcı adınızı help@tuger.us'ye gönderin. Eğitimlerimizi size 24 saatliğine ücretsiz tanımlayalım. O linke tıklayıp üye olmayı ve 24 saatlik eğitime ücretsiz sahip olmayı unutmayın. Bu sadece bu geceye kadar geçerli, ya da yarın gece yaparız, çok da kasmayız o kadar. Yarın geceye kadar geçerlidir. O yüzden bir an önce sohbet bölümüne sabitlediğim o mesajdaki linke tıklayıp üye olmanızı ve kullanıcı adınızı da bize mail olarak help@tuger.us'ye göndermenizi rica ediyorum. Ardından size ücretsiz eğitim tanımlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen mesajlarınızı ben eğer cevaplayamadıysam, atladığım bir sorunuz varsa da bu videonun yorumlar bölümüne aynı mesajı alıp kopyalayıp yapıştırırsanız yorumlar bölümüne, ertesi gün sorularınızı cevaplıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Salı günü görüşürüz. Salı günü akşam 9'da yine bir canlı yayın olacak. Hoşçakalın.